Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Daha önce de yaptığımız programların devamı olarak 2018 sevgili yılı Mayıs ayı işliyoruz bugün Mayıs ayının teması ailede şükür ve kanaat. Yine birlikte program yaptığımız Müjgan hocamız konuğumuz bugün de. Kendisinden ailede şükür ve kanaat diye bilgileri alacağız. Hoş geldiniz Müjgan hocam. Merhaba hocam, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz hocam. Yine konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Rica ederim hocam. Ne demek, her zaman yanınızdayız. Sağ olun, teşekkür ederiz. O zaman ben ilk sorumla başlıyorum Üzgün hocam. Tabii hocam ki. Öncelikle şükür nedir, kanaat nedir? Bize kısaca bunları açıklayabilir misiniz? Şimdi hocam şükür ve kanaat konusu. Evet, şükür ve kanaat olunca gerçekten çok geniş bir kavram. Hani bunu açıklamak için ben hani daha önce de demiştim, işin dini boyutu da var ama maalesef ki son zamanlarda tüketim çılgınlığı ile birlikte şükür ve kanaat artık hani kullanılmaz hale gelen iki kavrammış gibi olmaya başladı. Öyle düşünüyorum. Öncelikle şükür dediğiniz gibi nedir dediğinizde yaradana minneti dile getirmektir diyoruz biz şükrü. Hani bize verdikleri için şükretmektir diyoruz. Kanaat ise elindekiyle yetinme durumudur. Hani işin hem psikolojik hem sosyolojik açısından baktığımız zaman kanaat yetinme demektir. Yani sizde olan özelliklerle ve sizde var olanlarla yetinmek demektir. Tüm bunlara baktığımız zaman şükür ve kanaat birbirinden ayrı kavramlar mıdır? Hayır, bunlar birbirinden ayrı kavramlar değildir hocam. Bunlar birbirini destekleyen, aslında birbiri için var olan kavramlardır diyoruz. Çünkü bir insan şükretmesini biliyorsa kesinlikle kanaat etmesini öğrenmiştir. Bunun içinde şükür ve kanaat konumuz evet ama bunlar birbirinden ayrı kavramlar değildir. Anladım. Peki hocam biz çocuklarımıza şükür ve kanaat muhakkak bir önce ailede öğretiyoruz değil mi? Yani temelini biz vereceğiz bunun. Ne okuldan öğrenecekler ne sosyal yaşantıdan. Biz bunu anne babalar olarak öğreteceğiz. Peki bu ailede şükür ve kanaat bilincinin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir hocam? Biraz bunu açalım mı? Tabii ki hocam çocuklar ailede her şeyden etkileniyorlar biliyorsunuz. Hani aile onlar için konuşmaları, söylediği kelimeler, cümleler. Çocuklar sünger gibi deyim yerindeyse olumlu olumsuz her şeyi çekiyorlar aileden. Ve böyle baktığımız zaman çocuklar aileden şükür ve kanaat ilk öğrendikleri yer, ilk okulları ailedir diyoruz. Eğitim ailede başlar. Şükür ve kanaat ailede öğreniyorlar hocam. Yani biliyorum maalesef teknolojinin gelişmesiyle birlikte her şey elimizin altında. Her şeye çok çok ulaşabiliyoruz. Ve her şeyi çok çok tüketebiliyoruz. Çocuklar bir tüketim kültürünün içinde doğdular maalesef. Yani şu an her şey kullan at. Arkadaşlıklar, dostluklar, sevgiler, insanların birbirlerine olan saygısı. Çocukların büyük bir çoğunluğu maalesef bu durumda büyüyorlar. Peki aileler ne yapıyor da? Yani burada aileler kendileriyle ilgili veya çocuklarıyla ilgili ya da kendilerinde var olanlarla ilgili çocukların yanında bir an önce yakınmayı bırakmalılar. Yani yakınmayı bırakmalılar, ellerindekinin ne kadar kıymetli, ne kadar şükür olduğunu anlatmaları lazım. Ailede hep eksikliklerden bahsetmemeliler. Çocukların yanında bak gördün mü biz falancalar kadar zengin değiliz. Bak öbürleri bunu alabilmiş. Bak bunlar bunu yiyormuş. Özellikle eşler de aralarındaki iletişimde buna çok dikkat etmeliler. Yani öncelikle yakınlığı bırakmaları lazım. Çocuklar zaman zaman çocukta kaldıklarını evet o ayakkabıyı sana almak istiyorum ama bu ayki bütçemiz buna değil. Bunu bir dahaki ay alalım. Ne dersin? Hani şunu öğrenmeliler, var ve yok kavramını öğrenmeliler. Yani annem, yani sadece maddi anlamda düşünmek. Annem elimin altında, annem her dediğimi yapar, annem her istediğimi yapmak zorunda, babam her istediğimi yapmak zorunda. Bu sefer ne oluyor? Şükrü ve kanaatı bitmeyen duyumsuz çocuklar oluyor. Biz bunu merkezde gelen genellemiyoruz ama bazı çocuklarda da görüyoruz. Maalesef ne var?
Niye hedef koyuyorsun ki bana? Benim zaten her şeyim var. Ben zaten her şeyi elde edebiliyorum ki. Bunu başarmak bir şey değil ki. Yani bu sefer çocuklar da ne yapıyor? Bu konuda kendilerini doyumsuz ve doyumsuz olan çocuklar da şükrü ve kanaat gitmiyorlar. Ve hayata bakış açıları daha farklı olmaya başlıyor. Bu arkadaşım bana bir fayda yoksa fayda ve çıkar ahlak üzerine işlerini devam ettirmeye başlıyorlar. Yani bu arkadaşım benim için gerekli ki. Maalesef aileler hani çocuklarının yanında hani kendilerinden daha iyi olanlara biz ne diyoruz? İlim anlamında, takva anlamında sizden daha iyi olanlara özendirin. Maddiyat anlamında veya işte benden daha fazla, bizden daha fazla yok. Biz onu almak için işte bizim yok gibi cümlelerle çocukları demokrasi ettiği için. Çok şükür bizim de var, elimizden geldiği kadar alıyoruz. Biz bu şekilde yaşamayı istiyoruz. Şeklinde yaklaşımlarla ve davranışlarla çocuklara şükür öğretmeliler diyoruz biz. Peki Müjgan Hocam, istemeden de olsa çocuklara şükrü ve kanaati yeterince aşılayamazsak, bu bencillik gibi negatif bir karakteristik özelliğin ortaya çıkmasına sebep olur mu? Yani bencil bir çocuk yetiştirmiş olur muyuz aynı zamanda biz şükrü ve kanaati öğretemezsek? Yani aynı zamanda dediğiniz gibi ki bencil bir çocuk yetiştirmiş oluruz. Yani biz Kemal Derviş'e şöyle bir örnek kendinden acı diyor. Yani çocuklar kendi ekseni etrafında dönmeye başlıyorlar. Yani kendini tutmaya başlıyorlar. Bencillikleri alt safhaya gelmiş oluyor. Yani çocuklarda ve çocuklarda bazı ailelerde hani din yok gibi kıyaslamalara girmemeleri lazım. Onun yerine yani şükür öğretmeleri lazım. Yani çocuklarda gibi kıyaslama bencilliğe götürüyor. Daha sonra çocuk neden onda var da bizde yok. Bizde de olması gerekiyor. Bizim de olması gerekiyor. Şeklinde yaklaşmaya başlıyor. Psikolojik bir durumu, psikolojik bir durumu tartışmaya başlıyor. Bu şekilde bencil olan çocuk söylüyor. Beni sevmelisin. Benimle ilgilenmelisin. Sadece beni almalısın. Bu sadece çocukta mı diyorsunuz hocam? Hayır. Büyüdüğü zaman ergenlikten sadece benim dediğim olsun. Daha sonra evleniyor. Biz bazı evlilere şu tadı yetişkin ergensiniz siz. Daha büyümemişsiniz. Bu sefer ne oluyor? Ben biliyorum sadece beni de. Hayatta benden başka kimse olmasın senin hayatında. Bu sefer ciddiye kaybediyor. Eşler arasında da ya da çocukların içinde aynı şey geçerli. Anneye bir sadece benim çocuğum var. En başarılı çocuk benim çocuğum. İşte bu şekilde şükürsüz büyüyen çocukların anneleri de şükürsüz büyümeye başlamış oluyor. Bencillik ne yapıyor? Yapmaya başlıyor. Ve böyle olduğu için benim çocuğum başarılı olsun, diğerlerinin çocuğu ne olursa olsun. Peki yani, sözünüzü kestim. Bu çocukluk çağından itibaren bu bencillik eğilimini dengede tutmak için anne babaların ne yapması gerekiyor? Yani aslında bu dediğiniz gibi bencilliği dengede tutmak için ne yapmamız gerekiyor? Bencilliği dengede tutmak için hocam vermeyi öğretmek gerekiyor. Paylaşmayı öğretmek gerekiyor. Çocuklara hani hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. Annemiz bir şey koyduğunda arkadaşımız için de koyardı. Yani kesinlikle hiçbir şey bir tane koymazdı. Yani arkadaşına da ver, ona da paylaş. Yani bencilliği dengede tutmak ve çocuğa bencil olmamayı öğretmek için yapmamız gereken şey nedir? Vermeyi öğretmek. Cömertliği öğretmek. Hareketlerimizle destekleyeceğiz değil mi? Yani sadece sözlü olarak çocuğu yönlendiremeyiz ama dediğiniz gibi işte fazladan yemek koymak gibi bunu hareketlerimizle göstermemiz lazım çocuklara. Yani çocuklar çünkü Ceyla Hocam bizim yaptıklarımızı söylediklerimizi dinlemezler. Çocuklar bizim yaptıklarımızı yaparlar. Sen eğer bir arkadaşın eve geldiği zaman ikram ederken en güzel şeyleri ikram ediyor.
Ve en güzel şeyleri söylemeye çalışıyorum. Çocuk da bu şekilde elindekine şükredip benim elimde bak bu. Sana en güzelini sunmaya çalıştı. Aileden öğrenmeye başladı. Yani bu sadece maddi olarak veya bu şekilde ikram olarak düşünmeyelim hocam. Örneğin hasta birini ziyarete gitmek ya da yaşlı olan birini ziyarete gitmek ya da yaşlı olan birine beraber yemek götürmek. Hiçbir şey olmasa bile bunun haline sormak. İşte çocuklar neyi öğreniyor? Paylaşmayı öğreniyor, cömertliği öğreniyor. Birlikte bir şeyleri yapabilmeyi öğreniyor. Ve bu şekilde diyor ki sadece ben mutlu değilim. Ben mutlu olduğumdan hiçbir ehemmiyeti yok. Mutluluk paylaşınca çoğalır diyor. O zaman benim mutluluğum etrafı ona şükredebilmeliyiz. Yani tek başına hiçbir şey ifade etmez. Onun için şükretmemiz gerekiyor. Peki hocam, bu kanaatkarlığı ve şükretmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri anlatabilir misiniz bize? Burada mesela dediğiniz gibi kanaatkarlığı ve şükürsüzlük. Yani biz bundan şükür diyoruz ya da kanaat etmemek. Yani hani hep büyükler söyler ya elindekine kanaat etmiyorsun gidince görürsün şeklinde. Yani buradaki özellikle modernleşme ile birlikte hocam tüketme arzusu. Konunun başında da söylemiştik bu tüketme arzusu. Eğer tüketmezsen eksiksin. Eğer tüketmezsen alamazsan sen eksiksin. Yani eksik olduğun için mi tüketmiyorsun? Hani bu sefer de ne gibi bir şey örneğin reklamlar mesela kanaatkarlık ve şu hani ben reklam farklı bir yere dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki bir reklamda yaz geldi. Hadi artık mobilyalarınızı değiştirin. Ya bu kıyafet değil ki. Yani ne demek yaz geldi mobilyalarınızı değiştirin ama kışın giydiğimizi yazın bilmiyoruz. Hadi bir kıyafet olayında bir nebze anlıyoruz. Ama ne var? Hadi yaz geldi artık. Ne yapmamız lazım? Mobilyaları değiştirmemiz lazım. Alın size tüketim özendirdiği bir şükür sözü. Evi baştan sona değiştirelim. O kavramlar o kadar çok önemli ki. Neden benim evimde var ki? Yani geçen yıl oturduğum koltuğu yenilemem gereken ki. Burada ne oluyor? İşte modernleşmeyle birlikte, teknolojiyle birlikte biz bunu yeni kuşaklara aktarmaya başlıyoruz. Aynı şeyi mi yine anne? O yine aynı yemek. Ne yani bunu 2 gün önce yemiştik. Cümleler bu olmaya başlıyor. Oysa ki neydi? Sadece evin piyasası değiştirildi. Reklamlarda yani çocuk şunu empoze ediliyor. Hemen bir şey at. Lazımsa al. Sen her şeyle ilgilenmeye başlıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Uzantı giriyor işin içerisine. Bu sefer ne oluyor? İşin içerisine zıtlaşmalar giriyor. Bu sefer ne oluyor? Onlar da var, bir tepkiye yok. Kıskançlık girmiş oluyor işin içerisine. Yani sorduğum ne yapıyoruz? O kadar çok çılgın tüketimler yapıyoruz ki. Artık şu an pandemiyle birlikte hepimizin telefonuna yüklediğimiz programlar var. Haberimiz olmuyor. Oradan tak 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 alışverişlerimizi yapıyoruz. Sadece açtık. Doğru mu? Doğru. Yani çocuk diyor ki onu da al, bunu da al, bu da güzelmiş, bu da güzelmiş diyor. Çünkü şeyi görmüyorsunuz. Hani şey, sepette 5 ürün ama diğerinde fiziki bir şey yok. Bu sefer de çocuk diyor, nasıl olsa internetten aldım. Bir tane daha alırsın. Sanki orada internetten aldığım bedavaymış gibi algılıyor ve üzerine giydiği tişörtten ayakkabı yapmıyor çocuk. Evet. Yani bunlar da başlıyor. Tüketim çılgınlığıyla başlıyor asıl Aynen. mesele. Yani peki hocam, bu tüketim çılgınlığının yol açtığı doyumsuzluğu törpülemek için çocuklara kendinden madden daha kötü şartlarda olan çocukları örnek göstermek doğru bir yol mu? Hani onda var, bizde niye yok diyor ya çocuk. Ondan ziyade bak onda yok. Tabii bu şahıs olarak değil. Hani bir atıyorum Tabii. yetiştirme yurdunda olur, başka yerde olur, işte Afrikalı çocuklar olur, hani bilirsiniz çok simgeseldir onlar. Yani o tarz örnekleri göstererek
bu doyumsuzluğu törpülemeye çalışmak doğru bir yöntem mi? Yani orada kullandığımız dil ve üslup Ceyda Hocam, bu doğru bir yöntem değil. Onun yerine elindekilerine sahip olmayı ve elindekilerinin kıymetini bilmeyi öğretmek. Örneğin bunu çok fazla gereksiz yere bırakırsan, harcarsan, buna yapacağımız harcamadan dolayı seni daha farklı bir okula gönderebilirim. Ya da daha farklı, yani daha çok kıyafet alamam şeklinde. Yani kişiselleştirmemek, karşımızdakini aşağılamak, düşürmek değil. Ama şu an maalesef insanlar yaptıkları hayırları, yaptıkları şeyleri yapmak, hemen görüntüyle almak mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Onun için biz oradaki insan bu anlayabilir, ama biz inançlı insanlarız. Diyor ki hani hepimizin rızkında hepimizin hakkı var. Yani dini olarak buna inanç. O zaman sen paylaşmayı öğretememiş oluyorsun çocuğuna. Onun gibi ayakkabı giymek yerine, onu demek yerine bak bizim de imkanlarımız daha kötüye gider. Sana aldığımız ayakkabı daha farklı bir ayakkabı markası alırız. Ama yine ayakkabı alırız. Ama sen bu markayı giymek istiyorsan şu an da ben de çalışıyorsak eğer bunun kıymetini karşılıklı olarak fedakarlığı göstermek lazım burada çocuğa. Ama kesinlikle ve bence çocuklar işte burada oluşmaya başlıyor. Yani biz şükrü ve kanaatı öğretirken aşağılamayı öğretmeyelim. Biz çocuk şükrü öğretirken karşı taraftakini bir sınıfa koymayalım. Yani insanları oluyoruz daha başta, ama sınıflandırmayı bu şekilde ya işte patoloji problemler büyüyor. Ya biz zaten olamayız ki, benden zaten bir şey yok. Sadece maddi anlamda düşünmeyin. Çocuğa verdiğiniz şükür ve kanaat var aslında. Yani buradan bakmak lazım. Hani Mevlana'dan ya, başkalarının yani çok kimselerde var ki senin hayatını kötü ediyor. Yani siz başkalarının bahsederken bulunduğunuz yerdeki konuma da imrenen bir sürü insanlar var. Evet. Doğru mu? Hani bu bulunduğumuz yerin kıymetini bil. Çizebilmek ne kadar doğrudur ya da ne kazandırır bize dediğimiz zaman aslında neye dayanıyor? Kültürüne dayanıyor. Hı-hı. Maalesef tüketmek. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Dünyayı değiştiren üç şey var. Bunu belki daha önceki de söylemiş olabilirim. Dünyayı üç tane elma değiştirdi. Doğru mudur? Birincisi Adem ve Havva'nın elmasıydı. Değil mi? İkincisi Newton'un elmasıydı. Üçüncüsü de Apple değiştirdi. Doğru mudur? Doğru. Yani dünya değiştirdi. Doğru mu? Doğru. Aynen doğru. Zaten ben de buradan bir yere geleceğim. Yani hani çocukları soruyoruz hep, ama aslında çocukların bu hale gelmesinin sebebi de bizleriz. Çünkü tabii ki yetişkinlerde mevcut şu an bu tüketme arzusu, tüketim çılgınlığı. Yani ben bir de onun için sorayım. Dediğiniz gibi işte telefonlara application'lar yüklüyoruz. Hani her şeye ulaşmak çok kolay. Kredi kartıyla alınca sanki o sonra ödenmiyormuş gibi geliyor. Herkes böyle çok kolay bir şekilde bir şeylere ulaşıyor. Asıl biz yetişkinler olarak bu tüketme arzumuzu nasıl törpüleyebiliriz peki? Hocam çok güzel bir soru. Gerçekten hani biz nasıl geçebiliriz? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu bizim için aldığımız istek mi, ihtiyaç mı? Evet. Yani tüketimin önüne geçmek en büyük, önüne geçmek için en büyük sorumuz gereken soru bize. Yani ben ikinci bir çanta alacağım. İhtiyaç mı? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Çocuklara da bunu öğretmek gerek. Eğer bir alışveriş çıktıysa işte alacağımız üçüncü çanta istek mi, ihtiyaç mı bizim için? Ya da alacağımız ikinci bir ayakkabı istek mi, ihtiyaç mı? O zaman ihtiyaçlarımızı öncelik vermek. Çünkü biz ihtiyaçlarımızı öncelik verirsek kanaatkar oluruz.
Hani hep büyükler için işte ya biz hiç biriktiremiyoruz. Yani biriktiremiyoruz çünkü biz biriktiremeyiz. İsteklerimizle ihtiyaçlarımız yer değiştirdi. İsteklerimizle ihtiyaçlarımız yer değiştirdiği için biriktirmek için düşüncemiz ya da arzumuz kalmıyor artık. Diyoruz ki bugünü yaşayalım. Yani günü kurtarmak yaşındayız. Ama bizim şükür ve kanaattan da inanç olarak da öğrendiğimiz bir şey vardı. Yani hiç ölmeyecekmiş. Çalışma. Yani burada aldığımız iki sadece yaptığımız iş din alimleri. İşin sosyolojik baktığımız zaman toplumda ne oluyor? Fazlalar oluyor. Ne fazla konuşmalar da nedir? Bir kalabalıktır. Fazla iletişim muhabbetlerimizin bozulması kalabalık olmuş. Onun için ne oluyor? Tüketim çıkmalı, şükürsüzlük bize neyi gösterdi? İhtiyaç mı? Yani ihtiyacımız varsa alıyoruz. Ama arkadaşımızla isteğimiz varsa onun bize bir ihtiyacı varsa yardımcı olalım. Yani buralarda biz ne yaptık? İletişimle davranışı karıştırmaya başladık. Evet. Hocam bu arada böleceğim ama sesiniz biraz kesik kesik geliyor. Hani ben benden mi kaynak dedim ama izleyicilerimiz de yazıyorlar şu an. Bir bağlantıyı kontrol edebilirseniz. Tabii tabii. Tamam hocam. Tamam. Yani burada hani şu an geliyor mu bilmiyorum ama yani asıl yapmamız gereken, hani asıl ifade etmemiz gereken, kendimize öncelikle büyükler olarak öğrenmemiz gereken bir dijital çağa çıktığından, hani o dijitalleşmeden lazım. Hani dijital çağın çıktığından bizler yetiştiriyor. Zaten internette de dijitalinde istediği bu değil miydi? Amaçsız nesiller kendi konumunda şeyler yetiştirmekti. Hani burada ne var? Elimizdekinin kıymetini için ne yapacak? Elimizdeki istek mi, ihtiyaç mı? Yani ben bugün internetten bir şey sipariş verip olsam istek mi, ihtiyaç mı bu? Bu gerçekten ihtiyacım almalıyım. Ama bu benim isteğim de arasındadır. İşte bu benim gereksiz yere harcamamdır. Aile bütçesine verdiğim zarardır. Deyip birey kendi geriye çekmesi lazım. Gibi. Önce ailelerin, ebeveynlerin bunu öğrenmesi lazım. Çünkü ne yapıyoruz? Tüketim çabuklarıyla hareket etmek yerine ne yapıyoruz? Hani artık. Hani eskiden burada şu sanatla ilgili yerinde bir örnek oldu. Ne yapardı? Dikme diye bir şey vardı. Öyle değil mi? Hani düşen bir düğme dikilir, tıkan kıyafet dikilir ya da gerekli terziye götürülürdü. Şimdi ne yapıyoruz biz? Bunların yerine at ya yenisini alırız. Evet. Burada ilginç bir şey Ceyda Hocam genelde eser yaparken çocukları belirlemek için bazı sorular sorarız. Mesela sorularından biri bir hani deriz ki arkadaşların kıyafetini yırtın, üzerindeki elbisen yırtın, ne yaparsın? Güne kadar son 11 yılda yaptık. Bütün testlerde çocukların yüzde şunu söyledi. Eve gider değiştiririm. Mesela eve gider anne cümlesini kuran çocuk bir ya da iki ya da bir es. Çünkü çocuklar dönüşüm yapmak, mesela bunu şükretmek, bundan yeni bir şeyler çıkmak, elimdekini revize etmiyorlar. Yani ben ki eğer ailenize değiştirmek yerine revize etmek kestirirseniz şükür ve kanaatı da bu şekilde pekiştirmiş olursunuz diyorum. Evet. Evet. Hocam son sorum daha olacak benim size. Yine yetişkinlerden gideceğim. Şimdi bu az önce bahsettik işte akıllı telefonlar hepimizin elinde. Çeşitli uygulamalar var. Her şeye ulaşmak kolay. Peki bu bizi buna yönlendiren şey biraz da sosyal medya değil mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu çeşitli sosyal medya mecralarında tanımadığımız, bilmediğimiz, gitmediğimiz, görmediğimiz her şeye görebiliyoruz, vakıf oluyoruz.
Bu da sanki biraz bu tüketme arzusunu artırıyor gibi düşünüyorum ben, ama siz ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle hocam, az önce de konuşmuştuk ya, eğer almazsan eksiksin. Hı-hı. Diyor ki benim ondan neyim eksik? Evet. Yani hani öyle bir reklam geliyor ki almazsan eksiksin. Örneğin bugün kullandığımız akıllı telefonlar, evet bizden daha akıllı. Hani hepimiz takip etmişizdir. Gün arkadaşlarımızla ne bileyim çocuğun odasını değiştirdiğini düşünüyorsak hemen telefon açtığımız zaman birden çok oda örnekleri karşımıza çıkıyor, oda takımları. Doğru mu? Doğru. İşte bu sosyal anlamda o sosyal ağları kullanırken konuşmalarımıza, davranışlarımıza dikkat ettiğimiz gibi yaptığımız alışverişlere de dikkat etmeliyiz. Hemen elimiz duşa, aa evet ya ben gerçekten bu gömleği istemiştim. Burada varmış. Ya evet ya benim çocuğun da ayakkabıya ihtiyacı var. Hani aslında şunu kullanmak, aklımızı kiraya veriyoruz. Diyor ki ben aklımdaki geçen kelime cümleyi kaydettim ve bunu da sana tekrar pazarlıyorum. Yani bu, bence böyle bir açıklaması şunu diyebilmek hemen arkasından, ya dediğine de akıllı telefon akıllı hale getirmeye başladı. Bu istek mi, ihtiyaç mı? Hemen bunu söylemesi gerekiyor büyüklerin. Yani onun için hani biliyorsunuz evi farklı günlerde gelebiliyor. Yani hepsinin gerçekten güvenilir alışveriş mi nedir onu bilmiyoruz. Yani mesela pandemiyle birlikte insanlar ekonomik sıkıntıya düştü ama internet üzerinden alışveriş. Çünkü görmeden alıyoruz. Gerekiyor. Kendileri bak bu benim ihtiyacım için da isteyip almıyorum. Bir dahakine istiyorum gibi bunu lazım. Hocam aralarındaki sevgiye şükretmeliler, saygıya şükretmeliler, tüketmemeleri gereken çok şey var. Örneğin biz şükredelim diyoruz. Sayın hocam gözünüz görüyor. Şu an sizinle iletişim kurabiliyoruz. Evet. Öncelikle şükür buradan başlamalı. Hani insanın şükür, sağlıklı sağlıklı yerinde. Yani bir gözünüzü ya da hasta olduğunuz şükretmek geliyor hemen aklımıza. Evet. Yani ne oluyor? Sözcük ve şuna düşüyoruz. Kaybettiğin zaman değeri anlıyorsun. Aynen öyle. Kaybettiğin zaman değeri değil. Ailem yanında, o çocuğumla birlikte bugün top oynayabildim. Aa, kızımla birlikte gezebildim. Yani bunları hani kavuştuktan sonra şükretmeyi nasip ettiğim hale getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ne oluyor? İlk olarak tatmin olmayan değer, tatmin olmayan kişiler, tatmin olmayanlar hep başkalarını da tatminsizliğe doğru başlar. Sen de tatminsiz ol. Sen de bunu yap. Daha sonra ne yapar? Eleştirmeye başlar. Onun için ne diyoruz? Ebeveynler olarak oturup kalktığımız insanlar kendimizdeki özelliklerden tut, şükretmemiz gerekenleri. Yani herkes bugün otursun ve isteriz. İstediği şey ne? O onun vazgeçilmektir. Bu psikolojik bir aynı zamanda. Evet, evet. Hocam bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bir son söz alabilir miyiz sizden? Genel olarak tavsiyeleriniz varsa özellikle biz yetişkinlere bir son tavsiyeleriniz alalım. Tabii ki hocam. Dostluklara şükrettiğimiz, hele ki şu pandemi döneminde hal hatır söylediğimiz ve hal hatırlarında şükrettiğimiz ve itaat ettiğimiz demeyelim de onlara da sevgi beslediğimiz güzel günlerimiz olsun. Daha sonra samimiyetle, yapmacık olmadan, daha sonra güzel günlerde sarılmak istediğimiz her şeye ve her şeyden gerçekten şu var. Biz varız, şeylerin farkındaysa bu farkındalığı bilerek şükredip güzel bir şekilde düşünüyorum.
düşünüyorum. Uzun oldu belki ama davet oldu hocam. Gerçekten güzel. Sesiniz kesildi hocam. Çok teşekkür ediyoruz yine verdiğiniz bütün kıymetli bilgiler için, konuğumuz olduğunuz için. İnşallah dediklerinizi uygulayabilelim. İnşallah hepimiz toplum olarak bilincine varalım bunları. Çok teşekkürler katılımınız için. Ben Gülen hocam teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz adına verdiğiniz değerli bilgiler için. Teşekkür ediyoruz size. İnşallah yüz yüze eğitim başladığında da sizi öğrencilerimizle buluşturmak isteriz. Müsait olduğunuz zaman. Çok değerli, evet. Güzel bilgilerle onları da buluşturalım diye. Teşekkür ederiz emeklerinize. Her zaman. Çok İnşallah hocam. Benim yanınızdayım. Davetiniz için. Çok teşekkür. Teşekkür ederiz tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.